Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için güzel bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemizi küçük bir roba kullandık. Robanın hemen altından ise e, modelimizi kurarak etek bölümüne geçtik. Bayağı bir göğüs hizasında kalacak burası. bakın şöyle bel kısmına gelmeden modelimizi uygulayarak aşağıya doğru indik ve elbisemizi iki renk olarak çalıştık ve çok güzel bir çalışma oldu. Ölçülerimize bakalım. Hemen omuz hizasından tuttuğum zaman aşağıya kadar ölçüyorum. 36 santim eteğimizin en yukarıdan aşağıdaki ucuna kadar ortadaki e şuradaki çukur kısmından yaka kısmından ölçtüğümde ise 34 santim olduğunu görmekteyim birer tane ip kullandım her ikisinden de çok az kaldı yani biraz biraz kaldılar hem pembemden hem de beyazımdan biraz kaldı bir tek düğmeli olarak arkasına çalıştık ve elbisemizi bu şekilde tamamladık şöyle bakınız yukarıdan bir roba şekliyle bel kısmında değil dikkat ettiyseniz hemen üstten ördük ve elbisemizi bu şekilde artışımızı yaparak devam ettirdik çok çok kolay bir çalışma. Eminim sizler de örmekten zevk alacaksınız. Evet hemen bu güzel çalışmamıza geçelim ama öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet kolay gelsin. Hemen başlayalım. Elbisem için 70 tane zincirimi çekerek geldim. Mezurumla hemen ölçüsüne bakmak istiyorum. İpimiz ve elimizin ölçüsünü bu zincirimizden de anlayabiliriz ona göre. Az veya çok yapacağımızı e, anlarız. Evet, şimdi şu şekilde tuttuğumda bakın 25 santime karşılık geliyor. Zincirime hiçbir şekilde müdahale etmiyorum. Asılsam birazcık daha ilerleyebilir. 25 santim gördüm. Hemen trabzanlarımı örmek için hazırım. Ilave zincir yapmıyorum. 25 santim boyun için yeterli çünkü 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvası içerisine tığımın başını dolayarak geliyorum giriyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. Bir dolayıp üç defa da örüyorum. Ve diğer zincirlerime birer birer trabzanlarımı örüyorum. Burada bir eksik bir fazla olması önemli değil. Yuvarlak roba yapacağımız için sayıya çok takılmayalım. Burada birer birer zincirlerimizi örerek ilerleyelim doluyorum. Bakın zincirimin içerisine giriyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Doluyorum. Zincirin içerisine giriyorum. içinden çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar her bir zincire bir defa batıyoruz. Bu şekilde bütün zincirlerimizi tamamlayalım. Trabzanlarımı örerek tamamladım. Şimdi ikinci sıramızı artış yaparak örmeye başlayacağız. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Arkasını çeviriyorum. Böylelikle ikinci sıramıza başlıyoruz. Bunu birinci trabzan olarak sayıyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. 2 tane trabzanım. 3. örüyorum. 3 tane trabzan ördüm. 4. 2 defa öreceğim. Bakın 1, 2, 3 tane tek dördüncüyü aynı yere batarak çift örüyorum ve sıramızı 3 tek dördüncü çift olarak örüyoruz bir tek 2 tek 3 tek dördüncü çift 1 2 3 tane tek trabzan dördüncü çift 3 tane tek trabzan, 4. çift ve ilerliyorum. 1 tek, 2, 3, 4. 4. ü bir daha örüyorum ve sıramı 3 tek, 4. çift olarak tamamlıyorum. 3 tane tek 4. çift örüp ikinci sıramızı tamamladım. En son trabzanı varana kadar hepsini ördüm. Bakın şuradaki zincirden döndüğümüz trabzanımızı unutmayalım. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. 3. sıramızı yine artışlarla örmeye başlıyorum. Birinci trabzanımız bu. 2. trabzanımın üzerine batıyorum. 3. trabzanımı örüyorum. Dördüncü trabzanımı örüyorum. 4 tane tek 5. çift öreceğiz bu sıramızda. 5. yi örüyorum. Yine aynı yere giriyorum. Bakalım 1 2 3 4 tane tek, 5. çift. 1 2 3 4 tek, 5. çift. ikinci kez çalışalım. bir tek 2 tek 3 tek 4 tek 4 tane tekimi ördüm çiftimden sonra bakın çiftten sonra 4 tek 5. çift örüyorum 5. aynı yere batarak örüyorum şöyle görelim bakın çiftten sonra 1 2 3 4 tek 5. çift ve ilerleyelim 4 tek 5. çift tamamlayalım Sıramı da tamamladım. 4 tane tek 5. çift ördüm. Bundan sonra 2 sıra daha aynı şekilde örelim. 4 tek 5. çift örelim ve biraz roba kısmımızı büyütelim. Şimdi ben 4. sıramı örmek için yeniden başlıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. 1. trabzanım olarak kabul ediyorum. 2. trabzanımı 3. 4. trabzanımı örüyorum. 5. çift olarak örüyorum 1 ve 2 4 tek 5. çift örüyorum bu 4. sıra 5. sıramızı da aynı şekilde örelim sonrasında yeniden birlikte olalım elbisemizin rubasını toplamda 1 2 3 4 5 sıra artışlarımızı yaparak ördüm şimdi arkasından düğme ve ilik yeri olacak bölüm burası yeterliydi şimdi birleştirelim düz örerek geldim. Bakın şu yönden örerek geldim. Şöyle uç kısma geçişimi yapıyorum. İlk zincirden ördüğüm trabzanıma gelerek giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve birleşme noktamızı oluşturduk. Birleştik. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bu noktaya ve tığımın başını dolayıp aynı yere giriyorum. Bir tane V örüyorum. Bu sıramızı V'lerle öreceğiz. Ve bir bütün halinde örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. iki trabzan atlıyorum. Üçüncüye gelip batıyorum. Bir tane trabzan. Bir, iki, üç zincir aynı yere batıyorum. Ve bir tane daha trabzanımı örerek ikinci V'mi oluşturuyorum. Yeniden tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncüye batıyorum bir trabzan 1 2 3 zincir ve aynı yere batıyorum ve bir tane daha VM oluşturuyorum bir atlıyorum 2 üçüncüye batıyorum trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincir çektikten sonra aynı yere giriyorum ve yeniden vlerimi örüyorum ve başlangıç yerimize kadar iki trabzan atlayıp üçüncü trabzanımıza batalım, bir trabzan, üç zincir aynı yere ikinci trabzanımızda batarak e, sona gelelim. V'lerimizin tamamını ördük ve başladığımız yere kadar geldik. Şöyle görelim bakınız. Başlangıç noktamdayım. Hemen birleşme işlemini yapıyorum. Son V'mi ördükten sonra. Şuradaki ilk zincir çekerek başladım V'nin tam ortasına tığımın başını geçiriyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum ve bu şekilde tamamen bir yuvarlak haline getirdik. Ve zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Başlangıç V'sinin içindeyim. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. 2 tane trabzanı ördüm. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yeniden aynı yere girerek 2 tane trabzanımı örüyorum. 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanımızı ördük. tam başında doluyorum Araya zincir çekmeden yeni yuvaya giriyorum. 1 2 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yeniden aynı yere girerek 2 tane trabzan örüyorum. Sona kadar 2 trabzan her bir yuva için 3 zincir Tekrar iki trabzanımı örüyorum. 1 2 Şöyle görelim. Sıramızı tamamlayalım. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Şöyle görelim. 2 trabzan, 3 zincir, iki trabzan olarak ördüm ve başlangıç yerindeyim. Şimdi zincirlerimizi çekerek minik yuvalar kuracağız. Bunun için hemen ilk Zincirden çektiğim trabzanımın bulunduğu yere gelerek batıyorum. ilmeğimi kaydırıyorum içerisinden geçerek. Ve hemen 1-2-3 tane zincir çekip ortaya giriyorum. Zincirimin içerisine. Zincirin içerisinden tekrar 3 zincir çekip zincirimi yeniden içerisine giriyorum. Şöyle minik bir kirpik gibi görünüm hazırlıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Her iki trabzanlarımızın tam ortasına giriyorum. İster şöyle de batabiliriz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip zincirimin bulunduğu noktaya geliyorum. Aradaki 3 zincire 1, 2, 3, 3 zincir çekip yine aynı yere batıyorum. Bakın zincirin bulunduğu yere 3 tane zincir çekip batıyoruz. 1, 2, 3 zincir. İkişer ikişer ördüğümüz trabzanımızın tam ortasına gelerek batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincir içerisine giriyorum. Zincir içerisinde yeniden 3 tane çekip aynı yere batıyorum 1 2 3 4 tanenin bakın 2 2 tam ortasına giriyorum her gruba üçer zincir çekiyoruz zincirin içerisine yine kendi içerisinde 3 tane çekip batıyoruz şöyle bir kirpik görüntüsü oluyor 1 2 3 tam ortaya 1 2 3 zincir içerisine 1 2 3 tekrar zincir içine 1 2 3 ortaya 4 tane trabzanın tam ortasını iki bir tarafa iki bir tarafa ve bu şekilde devam ediyorum üçer zincirlerimizi de çekerek başlangıç noktamıza kadar geldik ve bütün kenarımızı dolaşarak bitirdik 3 zincir çektik ve devam ettik şimdi başlangıç yerindeyim hemen 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Noktaya batıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum, bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Şimdi beyaz renkli ipimi alıp artık beyazımla örmeye başlıyorum. Burada bir sıra yine aynı şekilde e, zincirler çekerek bir sıra daha kenar öreceğiz. Beyaz renkli ipimi bir tane zincir çekiyorum. Çok beyaz değil, ekru dediğimiz kırk beyaz bir e, ip elimdeki şu an. Ben beyaz değil. Evet, şimdi aynı yere gelerek batıyorum ipimi kopardığım yere. Buraya giriyorum. Şu içine girelim. İçine girdim bakınız. 1 2 3 tane zincirimi çektim. 3 zincirimi çektikten sonra diğerine batıyorum. 1 2 3. Bu zincir içi olana tekrar giriyorum. 1 2 3 tane zincir çekip diğerine batıyorum. 1 2 3 zincir çekip diğerine batıyorum 1 2 3 tane zincir çekip ortadaki bakınız 3 zincir çekip de batığım yere bakın gelip yine aynı şekilde 3 zincir çekip buraya tekrar giriyorum öbürlerini bir defa batıp geçerken buna tekrar girip şu şekilde bir kirpik oluşturuyorum bakınız diğerlerine sadece batarak sık iğnemi örerek geçiştirdim tekrar 1 2 3 diyorum batıp geçiyorum 1 2 3 diyorum batıp geçiyorum 1 2 3 diyorum bakın tam ortadaki e, girdiğim yere bak kirpiğin içerisine giriyorum 1 2 3 yapıp tekrar buraya bir kirpik örüyorum buraya özellikle bakınız giriyoruz tam orta yere buna dikkat edelim ve e, başladığımız yere kadar gelelim üçer zincirimizi çekip 3 zincir bir sık iğne 1 2 3 yerine batıyorum. 1-2-3 kirpiğimin bulunduğu yer zaten belli ortadaki. 1-2-3 aynı yere giriyorum. 1-2-3 yandakine. 1-2-3 yandakine. 1-2-3 kirpik öreceğimiz yerdeyiz. 3 zincir yine batıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Nasıl rengimle elbisemin robasının tamamını örerek bitirdim. Şimdi bitiş yerine geçelim 3 tane zincirimi çekiyorum başladığım yerim bakın şöyle zincir çektiğim yeri tığımın başını geçirip içinden çıkıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan keserek tamamlıyorum Evet çok güzel oldu bakınız ipimizi de kestik şimdi gövde kısmına yavaş yavaş geçmeye başlayabiliriz şöyle önümüz çok kabartılı çok hoş güzel bir e, roba oldu Şimdi beyaz rengimizi alalım. İç kısımdan ilmeklerimizi örmeye başlayalım. Evet şimdi bölümlerimi de ayırdım. Nasıl ayırdığımı görmenizi istiyorum. Beylerimize göre ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ve bu tarafa ayırdım. 6 tane ve bu tarafa ayırdım. Kollarımız için ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane de kolumuzu ayırdım. Diğer kolumda aynı şekilde 13 tane de önümüze ayırdım. Birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 ve 13 verimizi de önümüze ayırdık. Gayet güzel oldu. Şimdi beyaz renkli ipime bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Ve hemen örgüme başlıyorum. Şimdi arkadan başlayalım. Şöyle alıyorum arkayı. Tam şu ortadan başlayalım. Bakınız şöyle trabzanımız var ya şurada bulunan iki trabzan örmüştük ona yandan giriyorum işaretlediğim yere kadar yandan ilmeklerimizi örüyoruz şöyle giriyorum örüyorum tekrar yandan giriyorum örüyorum yandan diğer trabzanıma da giriyorum örüyorum şöyle biraz rahat örüyorum yandan birer birer trabzanlarımı şöyle biraz sıkıştırmadan, kastırmadan örüyorum. ilmeklerimi arka taraftayız gördüğünüz gibi. içten alarak devam ediyorum. İşaretimin olduğu yere kadar bu şekilde geleceğim. Bakın zincirimin bulunduğu yerde de işlem yapmıyorum ama şöyle rahat alıyorum. Hiçbir trabzanımı da atlamıyorum, sıkıştırmıyorum. Elim gayet rahat bir şekilde ilerletiyorum örgümü önden de şöyle bir beyazlıklar oluşacak işaretimi taktığım yere kadar geldim şöyle bakınız gayet belirli oldu rahat rahat ördüm işaretin bulunduğu yerde 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekiyorum kol altımı da şöyle rahatlatmak için bakın zaten rahat kolumuz ama yine de hem gövdemizin genişliği hem de kol altımızın rahatlaması için bu kısma zincir çekiyorum ve sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane grubumu ayırdım hemen şuradan başlıyorum işaretimi yandan yandan giriyorum ve örüyorum sıkıştırmadan yandan diğer işaretime kadar aynı şekilde örüyorum yandan girip tırabzanları örüyorum. Yandan girip tırabzanlarımı örüyorum. Zincirimizi de görmektesiniz. Şu şekilde çektik. Diğer kolumuza da aynı sayıda çekeceğiz. Elbisemizin ön kısmını da örerek geldim. Burada önden görünüşü, arkadan ise şu şekilde görünüşümüz var. İşaretimin bulunduğu yerdeyim. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Diğer tarafta da 6 zincir çekmiştim. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11 tane işaretli bölümümüzü atlıyorum. Ve arkamızı hemen örmeye başlıyoruz. Şöyle yandan giriyorum. Başını dolamıyorum tabii ki. Yandan trabzanlarımızı çok sıkıştırmadan lütfen bu önemli. Sıkıştırıp robamızın gövdeye gelen yerini bebişlerimizi rahatsız etmesin. Orası sıkmasın. Şöyle rahat rahat örgümüzü örelim. Evet. Şuraya kadar örüyorum. Başlangıç yerime kadar geldim. Başlangıçtaki bulunduğum yere bakınız. İlk battığım yere geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve burada birleştiriyorum ve şöyle iç kısmı gördüğümüz zaman altışar kollarımızda diğer taraflarda ise birer birer ilmeklerimizi alarak geldim. Ön yüzden görüntüsüne bakalım. Şöyle e, dikiş izi gibi izlerimiz olacak. Burası beyaz, burası da uçta da beyazımızı yerleştirmiştik. Gayet uyumlu oldu. Şimdi V'lerimizi kurarak yeniden başlıyoruz. ilmeğimi nerede olduğunu önce buluyorum Evet ilmeğim burada bir tane zincirimi çektim şöyle çeviriyorum 1 2 3 4 4 tane zincir çektim aynı yere batıyorum ve bir tane ve örüyorum tığımın başında doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye gelip bir tane ve burada eğer çok dökümü isterseniz arada iki tane de bir yapabilirsiniz tamamen kendi zevkinize göre artrabilirsiniz yani dökümlüce olur ile bütün hepsini üçüncüye batmanız gerekmiyor 2 üçüncüye battım 3 üç tane zincirimizi çekelim 2 ya da 3 tane diğerlerindeki çekmiştim 1 2 iki. ikinciye batıyorum mesela bakınız 1 2 3 tane de zincir çekelim 3 zincir çekelim rahat olsun 1 2 üçüncüye batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Arada mutlaka 2'ye de batalım sevgili arkadaşlar. Şöyle dökümlüce olsun elbisemiz. Evet bakın orada 2'ye batmıştım. Yukarıdaki zincirleri 3 olarak çekelim. V'lerimizi buraya kadar kurup gelelim. V'lerimizin tamamını bitirip de görüşelim demiştim ama öncesinde şuradaki zincirimizin olduğunu hatırladım ve zincirimizle birlikte örelim. 1 bir, 2 3'üncüye batıyorum. Bir tane trabzan, 1 2 3 tane zincir çekip diğer trabzanımı da aynı yere batıyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. 1 2 3.'ye batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip yine aynı yere giriyorum. Kol altındaki zincirimize de bakın 2 tane yeni V yuvası ördüm. Tekrar 1 2 iki. ikinciye batıyorum bu kez. Arada bir mutlaka 2'ye de batalım sevgili arkadaşlar tekrar tekrar hatırlatıyorum kusuruma bakmayın ama şöyle dökümlü olsun istiyorum daracık bir elbise olmasın bir iki üçüncüye batıyorum ne kadar dökümlü isterseniz o kadar sık ikili çalışabilirsiniz bir iki, tabi ipinizin durumunu da göz önünde bulundurun İpiniz azsa çok da o kadar sık örmeye gerek yok 1 2 3'ü battım. Evet diğer kol altını da aynı şekilde örelim ve sonda görüşelim. Bütün V'lerimi örerek geldim. Şimdi başlangıç noktasındayım. İkinci sıramıza geçelim. Şöyle ilmeğimi direkt yuvanın içerisine batırdım ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yuva içerisine giriyorum. 1, İkinci trabzanımı da örüyorum. Ve örgümüzün burası ön yüzü. Bakın ön yüzünden örüyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyorum. İki tane daha trabzanımı buraya örüyorum. Bir, iki, bir dolayıp üç defa da çekiyoruz. İki trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Şu V'emin yanından giriyorum. Bir tane trabzan buraya örüyorum. Bir tanesi iki, bir tanesi üç gibi oldu. Üçüncüsü V'den aldık. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğerine direkt giriyorum. Bir, ve 2. 2 trabzanımı örüyorum. Araya 2 tane zincirimi çektikten sonra yeniden 2 trabzan örüyorum. 1 ve 2. Tığımı başını doluyorum. V'nin yanından giriyorum. Bitişteki V'mizi ve örüyorum. Bu tarafta 2, bu tarafta 3 tane trabzanımız oluyor. Yeniden bir daha örelim. 1, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan 1 ve 2 tığımın başını doluyorum 3. trabzanı yandan girerek alıyorum ve buraya şöyle bir boyut katıyorum sıramızı bu şekilde bir tanesi 2 bir tanesi 3 üç, 3. E, sol taraftaki trabzanımızdan olacak şekilde örüp sıramızı tamamlayalım sıramızın sonuna kadar ördüm 2 trabzan bir yöne 2 trabzan bir de yandan aldım 3 trabzan da bir yöne örerek tamamladım şimdi İlk ilk sırada ördüğümüz gibi V'lerimizi kuracağız. Daha sonra yine bu şekilde trabzanlarımızı öreceğiz. Şimdi ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve bir tane de diğer trabzanıma batıyorum. Kaydırarak ortadaki zincirin içerisine geliyorum. Ve buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekip aynı yuvaya giriyorum. Ve bir tane V örüyorum. Araya zincir çekmeden diğer trabzanımın tepesine gidiyorum. Bir trabzan, üç zincir, bir trabzanımı örüyorum. Yeni V'lerimizi kuruyoruz ve bu şekilde modelimiz bir sıra ve bir sıra trabzan sırası olarak elbisemiz yeterli ölçüye gelene kadar devam edecek. İki sıranın tekrarıyla. 1, 2, 3 aynı yere batıyorum. Tığımın başını doluyorum, 1, 2, 3, batıyorum. Evet, İkinci kez modelimizi kurmaya başladık. Bir sonraki sırada da şurada örmüş olduğumuz gibi trabzanlarımızı V'lerimizin içerisine hep ön yüzden örerek biraz büyüteceğiz. Bakın, burası elbisemizin ön yüzü. Şimdi örmeye devam edelim. V'miz ve trabzanlarımızı. Elbisemizi ben örerek tamamladım. aynı işlemleri tekrar etip hiç artma eksilme herhangi bir şey yapmadım ve kaç sıra ördüğümü bakalım. Sadece renklerimizi değiştirdik. Şuradan itibaren sayıyorum ve trabzanlı bölgeleri sayıyorum. 1, 2, 3, 3 sıra beyazımızı ördüm. Ee, V'lerimizi saymıyorum. Trabzanla komple takım olarak sayıyorum. 3 sıra beyazımız. 1, 2, 3, 3 sıra pembemiz. 1, 2 3 4 sırada beyazımızda elbisemizi tamamladık. Şimdi arkasına ilik ve düğme yerimizi de çalışalım. Elbisemiz tamamlansın. Hemen pembe rengimizi yine alalım. Ve yukarıdan örmeye başlayalım. Şu taraftan yukarıdan başlıyorum. En üst kısma gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak batıyorum ve tek seferde buradan çıkıyorum. Bakın tek seferde aldım. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Tek seferde batıyorum. Yine iki defa tek seferde çekerek aldım yaptığımı başını doluyorum. Şuradaki ipimi yine yürütüyorum. Diğer trabzanıma geçiyorum. Tek seferde çıktım. ikinci kez giriyorum. Her trabzan aralığına, buradaki aralığa, buradaki aralığa, buradakine hepsine ikişer ikişer batarak tek seferde çektik ve girerken de başını dolayarak girdik. Tekrar başını doluyorum. Giriyorum. Alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bütün trabzanlarımızı bu şekilde ördüm. Aşağıya geldim. En sondaki trabzanımı 1 ve 2. Buraya kadar hepsini ikişer ikişer örerek tamamladım. Şimdi karşı tarafa geçmemiz gerekmekte. Karşı tarafa geçmek için ise şuraya trabzanımın dibine batıyorum. Yine başını bir defa doluyorum. Bu dibine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bakınız buraya battım. Ve tekrar trabzanımın tığımın başını doluyorum yandaki trabzanıma girişimi yapıyorum ve çekiyorum. İki defa da bu noktaya girdim. Diğerlerine de yine ikişer ikişer giriyorum. Ben tek düğme kullanacağım için yukarıda iliğimi çalışacağım. Daha fazla ilik çalışacak arkadaşlarımız burada da zincir çekip çalışabilirler. İkişer ikişer batıyorum. Mesela daha fazla çalışmak isteyen arkadaşlarım için göstermek istiyorum. İki tane zincir çekip şu kısma geçebilirler ve buradaki iki zincir kullanacağınız düğmeye göre ilik olur. Şöyle direkt battığınız zaman burada bu olan oluşan boşluk ilik olacaktır. Ve ben buraya söküyorum çünkü bir tane düğme yeterli olacak. Diğer tarafa geçiyorum. 2. İki. İkinciyi de iki defa ördükten sonra 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Hatta 4 zincir çekiyorum. Sıra başına gelerek batıyorum ve şöyle zincirden bir tane iliğimi çalışıyorum ve bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum kestiğimiz ipi arkadan gizleyelim ve karşısına bir tane uygun küçük düğmemizi diktikten sonra elbisemiz kullanıma hazır hale gelsin şöyle gizledik bakın burada da bir tane zincirden ilik çalışmamız oldu bu tarafa da düğmemizi diktikten sonra şu şekilde Arkamız gayet güzel oldu. Eliğimiz ve düğmemiz şeklinde. Evet elbisemizi şimdi serelim ve son bitmiş haline bakalım. Düğme ve iliğimizi de ayarladıktan sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi ve bir çalışmamızı da bu şekilde sona getirdik. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.